geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Girişimcilik anlayışı içerisinde Endüstri 4.0'ı ve dönüşümü yönetmeyi kısaca anlatabilir misiniz? Tabii, çok teşekkürler bu güzel röportaj teklifi için öncelikle. Şimdi tabii Endüstri 4.0'ın önemi ülkemizde ve dünyada kaçınılmaz bir gerçek. Aslına bakarsanız kaçırdığımız birçok sanayi devrimi gibi, tarım devrimi gibi birçok farklı devrimi ve dönüşümün belki de en önemli bacağı olacak endüstri dönüşümü ve dijital dönüşüm ve devrim. Dolayısıyla böyle baktığımızda da yine sektörün büyük oyuncularından ve liderlerinden dijital dönüşüm tarafında çalışan bir şirketin pazarlama direktörü olarak ben bu bağlamda Türkiye'de çok önemli çalışmalar yapıldığını görüyorum. Ne kadar doğru ki kamunun da devletin de bu konuya verdiği önem çok net ortaya konulmuş vaziyette. Bütün kalkınma planlarında ve çalışmalarda 4.0'ın önemi defalarca vurgulanıyor. Kamu kurumunun da dijital, kamu kurumlarının da dijital dönüşümde çok önemli çalışmalar başlattığını biliyoruz. Bu anlamda da teknoloji liderleri olarak, teknoloji şirketleri olarak hem ulusal hem uluslararası şirketlerin bu konuya çok ciddi bir katkı sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de fakat en önemlisi de bugün burada bulunmamızın da gereği olarak dijital dönüşümde kadınların çok önemli bir rolü olacağını düşünüyorum. Hem kadın çalışan profesyonel kadınların iş hayatına ve istihdama katkısı hem de ekonomiye çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum kadın girişimcilerin. Çünkü dijital dönüşümün en önemli kuralı belki de dijital dünyaya, teknolojiye gerçekten çok hızlı adapte olmak. Türkiye'de de bu alanda çok iyi olduğumuz bir gerçek. Peki girişimci adaylarına ve üniversite öğrencilerine girişimcilik bağlamında neler önerirsiniz? Şimdi bir profesyonel olarak hayatını 30 yılını belki profesyonel hayatta geçirmiş birisi olarak bu konuda yorum yapmak biraz zor, biraz riskli. Ancak şöyle bir şey söylemek isterim. Ben şu anda çalıştığım iş arkadaşlarımın birçoğu Y kuşağı. Ve Y kuşağında gördüğümüz en önemli özellik girişimcilik tarafında çok büyük bir iştahlarının ve heyecanlarının olması. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü girişimcilik bambaşka bir bakış açısı esasında. Bizim dönemimizde üniversite ve master yaptığımız dönemlerde çalışma hayatına atılmak uluslararası bir şirket ya da bir ulusal büyük bir şirkette önemli bir görev alıp belli bir yerden başlayıp ilerlemekti. Bizim bütün kariyer planımız bunun üzerine kuruluyordu. Ancak şimdi kendi kızımdan da bunu çok net görüyorum. 23 yaşında bir kızım var ve bütün hayatını tamamen girişimcilik üzerine odaklamış durumda. Bir iş fikri bulmak, o iş fikri için çalışmak, bunun için kaynak yaratmak ve buna kendini adapte ederek yetiştirmek konusunda çok enteresan fikirleri ve yaklaşımları var. Ve her birinizde de şu anda gördüğüm, birlikte çalıştığım iş arkadaşlarımda da gördüğüm müthiş fikirler, müthiş farklı vizyonlar var. Dilerim bu hiç kaybolmasın. Artık annelerinizin, babalarınızın dediğini yapmayın. Bizim yaptıklarımızı değil, kendi bildiğinizi yapın. Gerçekten ben bunun çok daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Peki Türkiye'de girişimcilik ekosisteminde gördüğünüz en büyük şans ve en büyük problem sizce nedir? Bu da harika bir soru. Bu arada soruları müthiş hazırlamışsınız. Bayıldım. Öncelikle şunu söylemek isterim. Türkiye bu konuda çok şanslı. Çünkü çok genç bir nüfusa sahibiz. Genç nüfus demek zaten inanılmaz ilerici, işte teknolojik gelişime adapte olan, çok hızlı gelişen, büyüyen, öğrenen bir nesil demek. Şimdi bizler, bizim kuşağımız dijitale adapte etmeye çalışıyoruz kendimizi. Teknolojinin içinde olanlarımız var, olmayanlarımız var ama görüyoruz ki biz dijitale doğmadık. Şimdi sizler dijitale doğanlar, bunun içerisinde çok hızlı yol alıyorsunuz. Çok hızlı yönünüzü buluyorsunuz. Bu çok büyük bir artı. Dolayısıyla ben Türkiye'nin genç nüfusunun çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum.
Ancak negatif olan bir taraf ise çok hızlı olmak gerektiği, çok hızlı ve planlı bir şekilde aslında bu süreci iyi değerlendirmek ve yaşamak lazım. Bu noktada daha planlı çalışmalar yapılmasını birazcık daha önemsiyorum sanırım. Orada biraz daha hız, biraz daha iyi planlamayla, iyi bir stratejiyle birçok ülkenin önüne geçeceğimiz şüphesiz. Çok teşekkür ederiz. Ben çok sağ olun. Teşekkür ederim. Harika bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.